Merhabalar. Çok bağırdım, kızacak bana kesin şimdi. Ben bir korktum. Ben biraz korktum. Umarım siz korkmadınız. Umarım kulaklıkla başlamadınız. Şurada bir kompresör vardı. Belki şey yapmıştır, Zeynep'in o sesini kesmiştir biraz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız diyelim bu zamanlarda, bu garip zamanlarda. Biraz bekleyelim mi cevap versene? Güzel. Bugün ikimiz de aşırı derecede yorgunuz Zeynep'le. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Bunun sonucunda ben de merakla bekliyorum sizinle beraber. Bugün yine naber? 3 numaralı naberdeyiz. Evde olduğumuz aslında için. Aslında 4. ama sıfırla başlamıştık. Niye sıfırla başladık yani? O, bu nasıl bir şey? O öyle gerekti. Ben yaptım. Evet. Senin suçun yani. Ben yaptım, evet. Okay. İyi. Ben memnunum. En azından ayda bir yapabiliyoruz şimdi evde olduğumuz için. Evet. Bugün çok yorgunduk ama bugün mutlaka çekmemiz gerekiyordu. Yoksa bir hafta daha çekecek zamanımız veya bir araya gelebilitemiz olmayacaktı. Evet. O odadan nedenle. Odaya çok zor oluyor. Gerçekten de olmayacaktı ama. O nedenle çekelim dedik. Yorgun morgun affedersiniz artık arkadaşlar. Efendim, o zaman... Ben başlayayım. Çok güncel bir şeyle başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Hani böyle güncel değil mi? 1,5 saat önce falan oldu bu olay. Xbox Series X. Söylemesi çok zor. Xbox Series X. XSX. Öyle mi olacak acaba kısaltması bilmiyorum. Hmm, çok daha kolay çok değil. Çok takip etmedim açık konuşmak gerekiyorsa ama hani arada şeyleri güncellemeleri alıyorum. Bununla ilgili bu yeni Xbox konsoluyla ilgili bu sene çıkacak olan tatil dönemi denen kış döneminde Christmas zaman, Noel zamanı çııkacak sanıyorum. PlayStation 5 ile birlikte. Bu yeni konsolumuzun bir oyun footage'ı içeren, oyun görüntüleri içeren bir tanıtımını yapacaklar bugün. Hı hı. Bayağı da heyecan kaldırdılar insanlarda yani. Bir böyle hype yaptılar. Hı hı. Ama gelin görün ki biraz sönük, biraz niye? Saçma. Şöyle yani Xbox, sen yeni nesil Xbox'ı göstermek istiyorsun ama bunun gücünü göstermek, in-game footage'ını göstermek için seçtiğin oyunlar küçük stüdyoların yaptığı oyunlar, işte görsel olarak çok etkileyici olmayan oyunlar, bir işte herhalde Madden falan biraz daha şeydi. Oyunları mı beğenmedin? Yani gösterdikleri oyunların bir anlamı yoktu bu. Yani bu kadar büyük bir olaymış gibi lanse etmelerin bir anlamı yoktu yani. Çok önemli bir oyun göstermediler. Hani çok Xbox'a exclusive çıkacak çok değerli bir oyun gösterseler falan yine tamam. İşte Assassin's Creed, yeni Assassin's Creed'den görüntü göstereceğiz. Özel optimize edilmiş falan dediler sanıyorum. Sonra böyle bir dakikalık falan bir oda sinematik gibi bir şey gösterler en son. Çok saçmaydı yani, baştan sona saçmaydı ama... Tek bir şey hoşuma gitti. Smart Delivery diye bir sistem yapmışlar. Bunu sen de seveceksin Zeynep. Bir Xbox konsolunda satın aldığın bir oyunu tüm Xbox konsollarında oynamanı sağlıyor. Çok seveceğim. Ben 3 Xbox konsolum var. Her odaya bir tane koydum. İyi oldu bunu dediğin. Öyle düşünme sen. Yani ama mesela eskiden beri Xbox kullanmış insanlar için ve Xbox'ın geriye dönük oynanabilirlik, uyumluluk, backwards compatibility, bilmiyorum, geriye dönük uyumluluk. Bugün çok yorgunum arkadaşlar, o yüzden Türkçem gitmiş durumda. Güzel çevirmiştin. İngilizcem hatta en iyisiydi durumda. Belki de hepsi, bu kadar videodur seninle alay ediyorum bunun Türkçesini söyle, Türkçesini söyle geriye diye. Geriye dönük uyumluluk ama öyle mi diyoruz emin değilim şimdi Türkçe'de bak konuşamıyorum. Siz Türkler yani. Nasıl diyor? Yok gerçekten kafam çok yorgun. Ben zaten çeviri yapıyorum arkadaşlar bütün gün. Bunun üstüne bir de işte artık bitiyor bir yerde yani. Hadi konuya gel. Evet, neyse. Yani bir tane, ben niye sevineyim ki? Benim bir tane bile Xbox'ım yok. Sen nesillerdir Xbox kullanıyor olsaydın. Ben niye sevineyim, kullanmıyorum. Yani senin gibi daha... İçimdeki ransımansından dolayı mı diyorsun? Cimri demek istemiyorum. Hayır, ben bunu ödedim. İstediğim her aletimde kullanabilmeliyim. Evet, işte bu yüzden demiştim. ama... Mesleğim biraz sessiz. Zaten kafam yorgun. Evet. Böyle bir olanak getirmişler. Şimdi ben bunu gerçekten takdir ettim. Çünkü yeni Xbox'ın geriye dönük uyumluluğu yine bayağı kapsamlı olacak diyorlar. Zaten bayağı bir oyunu Xbox One içinde getirmişlerdi. Xbox 360 vesaire oyunlarını. Hatta Xbox oyunları da var galiba onda. Ama aynı zamanda PlayStation 4'te de eksik gördüğüm taraflardan biriydi. PlayStation 5'te eksik gördüğüm taraflardan biriydi.
Şu ana kadar mesela onu da çok hype'ladılar. Geriye dönük uyumluluk olacak vesaire diye. Ama sonra ilk çıktığında 100 oyunla sınırlı. İşte daha sonra bazıları gelecek belki falan. Böyle bir yarım yamalak bir geriye dönük uyumluluk yapmışlar PlayStation 5'te. Bu beni üzdü ve ilk defa ben PlayStation seven bir insanım. PlayStation'ı çok kullanıyorum. Xbox'ın arayüzünü falan hiçbir zaman alışamadım yani. Sevemedim arkadaşlar. Xbox One kullandım. Alışamadım. Sattım yani. İlk defa PlayStation'a kıyasla Xbox'ı düşünmeme neden oldu bu olay. Ama göreceğiz. Daha çok erken. Daha ikisi hakkında da çok bir şey bilmiyoruz açıkçası. Yani teknik olarak biraz belli olmaya başladı ama oyunlar vesaire, ne hizmetler olacak, grafikler nasıl olacak, tam olarak bir şey bilmiyoruz yani çok şu an. İşte böyle. Bunu demek istedim arkadaşlar ilk olarak. Bir şeyler vardı aklımda ama monologdan unuttum canım. Kader. Kaç sene oldu hala geriye dönük uyumluluk tartışıyoruz ha. Hiç kimse düzgün yapamıyor şunu bak. Kaç senedir şurada konuşuyoruz toplanıp. Ya ay ama onlar bak, yapacak mı? Onlar yapacak mı? Ki. Sırf parasını verdiğimiz oyunları oynamaya devam edebilmek istiyoruz. Bu ya, kadar zor mu? Daha dün aldım PlayStation 4'e oyun. 5'te oynayan oynayamayacaksam ne anlamı var? Şimdi bak hadi tamam. Bak beni yine 4'teyken 3'ü tuttuk elimizde ki 3 oyunlarını oynayabilelim. Benim orada duruyor arkadaşlar. Katamari Forever oyunum var. Ondan sonra Ni No Kuni almıştım 3'e. Kutulu almıştım çok heyecanlı. Yani ithal ettim falan yani. Ama ben bunları alıp PlayStation 4'e koyup oynayıvereyim istiyorum. Ay tamam hadi onu tuttuk elimizde PlayStation 3'ü. Onu iki oyun oynayacağım diye. Onun üstüne şimdi gelecek PlayStation 5. Yani benim evimde yer yok. Artı maddi olarak mantıklı değil. Ben PlayStation 4'ü satabileyim ki biraz oradan kazandığım parayla da yeni konsol alayım vesaire. Yani. Yoksa bunlar toz topluyor falan yani iki oyun oynayacağız diye. Evet. Böyle bir rentim var yani. Evet. Neler oynadın? Ben mi? Yine mi? Yine mi bende mikrofon? Vay bıkmadınız benimle. Neyse efendim. Neler oynadık? Ben, tamam. Ne oynadık? Bir söyle herkese ne oynadık en çok. Animal Crossing. New Horizons arkadaşlar. Yani. Dışarı çıkamıyoruz orada geziyoruz gibi bir şey. O açıdan ben bu oyunu seviyorum arkadaşlar. Yani böyle bir içim açılıyor yemin ediyorum size. İş arasında falan da oynuyorum ben bazen. Bir 15 dakika o yeşilliklerle koştum, işte iki balık tuttum falan derken gerçekten de acayip derecede içim açılıyor ya. Ben giysiler için oynuyorum galiba en çok. Ve dekorasyon. Ben de giysi genel olarak tatlı giysi. Böyle ya bir de. Evet. Reaction'ları da seviyorum. Her sabah ayrıca giyiniyorum. Hı, yani ben bir, de. Evde giyiniyorum bir de orada giyiniyorum. Böyle bu olmadı. İyi oldu onu açıkladın. Ben evde giyinmiyorum, oyunda giyiniyorum, sonra eve geri geliyorum. Ha, o yüzden sen pijamalısın. Güzel. Lafı evet. Gediğine koydum arkadaşlar bence. Pijama bence herkesin üniforması şu an. Yani dışarı çıkmayan herkesin. Evet. Ben hariç işte onu söyledim bak burada. Ben de canım. Ben de giyiniyorum. Geçen gün elbise giydim. Dışarı çıkarken giyeceğim elbiseyi giydim. İşe giderken. Masaya. Ya güzel oluyor ama gerçekten bunu hani karantina muhabbeti yapacağız biraz daha. Özellikle spor konusunda bir arkadaşımız sormuş. Ama gerçekten sabah böyle bir rutine sahip olup bir giyinmek falan İnsanı gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. En azından çok içini sıkıldıysa böyle güzel bir şeyler giymeyi de seviyorsanız yani tabii. Saçın başını yapma. Bildiğin işe gidiyormuş gibi. Ama, evet yani bir böyle güzel temiz bir şeyler giymek falan gerçekten hoş bir his oluyor. Efendim başka. Ben ama şunu söyleyeyim. Animal Crossing New Horizons ben tahminen şu an 125 saat falan oynamış durumdayım. Benim için çok büyük bir rakam herhangi bir oyun için. Yani bir RPG falan ancak o kadar oynuyorum. Tabii oyunun tekrar eden yapısı kendini uzun oynatan bir oyun zaten ama ben bırakırım yakında diye düşünüyordum. Yeni bir güncelleme bilgisi sızdı. Spoiler. Evet spoiler uyarısı arkadaşlar. Birkaç tanesini size söylemek istiyorum şimdi. Umursamayan varsa dinlemeye devam etsin. Umursayan 2 dakika ileriye alsın videoyu. Yani gelecek özelliklerden bahsedeceğim aslında. Bu data mining yapıyorlar tabii kesinleşmiş bir şey değil ama oyunun içerdiği dosyalardan yine güvenilir bir kullanıcı data mining yaparak almış. Ben de haberi Eurogamer'da okudum. Güvenmediğim bir yerde okumadım. Efendim, yemek tarifleri geliyormuş. Yeni bir sürü bina geliyor kafe. Ondan sonra müzenin içine yeni bölümler geliyor.
dalma veya yüzme özelliği geliyor. Çok ilginç. Yemek tarifleri gibi giysi tarifleri geliyormuş galiba. Bu biraz daha tahmini ama gerisini unuttum, vardı yani. Bayağı bir şey. Bile yeterli. Bu bile bence yemek tarifi olayı bayağı oyunu tekrar canlandıracak zaten. Ben beklemiyordum. Ama açıkçası bence Animal Crossing'in en büyük şeyi, en büyük avantajı korona zamanında olması. Hepimiz deli gibi sarıldık. Bütçesi yeten satın aldı. Bir de arkadaşlarla oynuyorsun. Her gün insanlara işte şunun fiyatı ne, senin terzinde ne var falan diye sorarak sosyal bir ortam yaratıyorsun oyunda. Evet. Onun da çok büyük önemi var. Yani sosyal başka bir zamanda bu kadar hızlı, bu kadar çok kazanmazdı bence oyun. Yok, asla. Zaten Switch konsollarının bitmesinin nedeni ikisinin beraber şu döneme denk gelmesi oldu. Kesinlikle. Hatta gelmiş geçmiş en çok satan oyun olmak üzere falan gibi net olmayan bilgiler var. Net olmayan bilgileri paylaştın, çok güzel oldu. Hayır ama bunu belirlemek çok zormuş, biliyor musun? Yani çok fazla yerden veri toplanması gerekiyormuş. Okuduğum kadarıyla bunu gerçekten belirlemek tam olarak çok zormuş. Ama yani tabii tüm zamanların en satanı demiyorum da çıktığı dönemde en çok satan oyun anlamında söylüyorum. Bu bir Nintendo oyunu için arkadaşlar, ben yaklaşık kaç yaşındayım ben ya, bayağı varım. Bir 16-18 yıldır falan Nintendo'yu çok yakından takip ediyorum ve severek takip ediyorum ve oynuyorum oyunlarını. Ben ilk Nintendo oynamaya başladığımda, ki ben çok geç başladım, Nintendo oyunları kimse sallamazdı yani, öyle bir şey yoktu. İşte Fire Emblem falan kimse bilmezdi arkadaşlar, şimdi bunlar böyle kocaman isim oldu. Ben şaşkınlıkla izliyorum yani, bir Nintendo oyununun İlk çıktığında en çok satan oyunun haline gelmesi falan inanılmaz bir başarı Nintendo için yani. Çok çok şaşkınlıkla izliyorum gerçekten de. Böyle yani, bunu söyleyeyim dedim. O Bunny Day berbat bir etkinlikti. Bir daha hayatımda görmek istemiyorum arkadaşlar. O tavşan günü. O vardı ya hani, böyle işte Easter muhabbeti. Paskalya muhabbeti. Ben o yumurtalar ya, çünkü rüyama girecek evet yani. Evet yani, kaynak toplamamız gereken yerler yumurta çıkıyordu. Evet. Ben yumurtayla bir şey yapmak istemiyorum. İnanılmaz çocuksu yani. Yani şey, aşırı çocuksu işte ve gereksiz. Tavşan kostümleri her tarafta. Ama şimdi hatırlamak lazım, bu oyun 3 yaş ve üzerine satılan bir oyun. Tamam da işte. Sen 30 yaşında olabilirsin ama 3 yaşındaki çocuk eğlenmek zorunda bu oyunda. 3 yaşında çocuk ama benim eğlendiğim şeyleri yapınca eğleniyor. Ben onunkileri yapınca eğlenmiyorum. O yüzden hayır, 3 yaşındaki çocuk seni araba kullanıp içki içemez örneğin. Hayır, ama oyunda, sen onunla canım, eğlenebilirsin. Oyundaki bak, ben oyunda yaptığım aktivitelerden eğlendiğim zaman aynısını 3 yaşında çocuk yapma, o da eğleniyor. Ama akrepten, tarantuladan korkuyorsun. O da korkuyor işte. Ben uygun yani. Benim zevklerim 3 yaşa uygun arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Neyse. Evet. Yani bırakırım diyordum yakında. Ama görünen o ki bırakamayacağız. Bırakamayacaksın. Mortgage ödüyorsun çünkü. Mortgage bütün oyunun şeyi bu. Aralıksız mortgage ödüyorum resmen. Kaldı. Bir kat daha çıkacağım aşağıya. Ben üst katı anladım. Çıktım. 1,5 milyon ödüyorum şimdi. Benim ama var param da, ben turba yatıracağım için ödemedim ben daha. Ben turp bekliyorum. İşte canım da turp çekiyor. Hayatımız turp böyle salatası. Yani rendelesek turp şöyle. Çok güzel oluyor. Rende havuç, rende turp. Satmayalım kız, yiyelim bunları biz. Türkiye'ye gidememenin evet şeyleri evet, şu an çok sende. Fena. Evet, ortaya çıkmaya başladı. Baharda Türkiye'de enginar yiyememek. Maalesef evet, Türkiye'ye enginar zamanı bitti. Gidebilecek gibi durmuyor bu sene. Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Enginarsız zamanda gideriz belki de yani, enginar zamanı bitti. Moralleri yüksek tutmak lazım. Enginar yine enginar çıkar. Enginar sevmem zaten. Önemli olan sağlıktır. Hayır, en sevdiğim sebze. Neyse, ben geçiyorum arkadaşlar. İşte başka ne oynadın? Borderlands oynadım. Borderlands 3 çok oynadım. Beraber de oynamaya çalıştık. Odadan odaya şeklinde. Çünkü oynamaya çalışmadık. Oynadık. Aynı PlayStation'da ekran bölerek yaptığımızda çok çok yavaşlıyordu oyun. Ayrı bilgisayarlardan, yani, ayrı aletlerden oynayınca oldu bence. Çok güzel. Scaling çok güzeldi değil mi? Beraber oynadığımızda vurduğumuz düşmanlar level'ları biz, her birimizin, örneğin ben 10. seviyedeydim. Sen 20 küsur falan. Evet. Ve ikimize de scale edilmiş şeklindeydi. Scale edilmiş şeklinde, şekilde. Aynı zamanda artık loot paylaşımı yapmak zorunda değiliz. Öyle evet, bir seçenek istediğini var. İstediğini alıyorsun. Onu kapatabiliyorsunuz evet. Da. Yani quality of life dediğimiz böyle ufak tefek oyun oynamayı daha keyifli yapan geliştirmeleri çok iyi yapmışlar bu oyunda. Evet. İyileştirmeleri. Ben gerçekten çok
Yani sanıyorum beni böyle oynarken her şeyine bayılıp da bu kadar mutlu eden oyun azdır. Yani Borderlands kadar. Borderlands 3'ü şu an oynuyorum. Hikayesi henüz o kadar böyle çok ilginç değil. Ama ben DLC'lerde onu toplayacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok iyi şeyler duydum DLC'lerle ilgili. Onun dışında bir de menü yavaşlığı dışında hala çözemedikleri sorun yok. Ben çok mutluyum ya. Her oynadığımda aşırı derecede mutlu oluyorum. Bir de şimdi Borderlands Science diye bir mini oyun geldi içine. Bahsetmek ister miyiz? Sen istersin herhalde. Ben çok oynamadım. Ben isterim. Bu gerçekten bilime faydası olan, biz oynadıkça bazı sekansları biz çözüyoruz bilgisayar yerine, hataları buluyoruz onların analizlerindeki falan filan. Faydası olan bir mini oyun geliştirmişler. Bir puzzle oyunu. Zor bir oyun değil arkadaşlar. Bayağı kolay. Ben sırf karakterlerin her level'ın sonunda, yani mesela 10 puzzle, işte Mordecai'yi yenmelisin. İşte Mordecai'nin high score'unu geçmelisin. İşte 15 puzzle Mr. Torgen'kine falan filan diye. Ve her level'ı geçtiğiniz zaman karakterler bir şöyle replik atıyor sonuna. Çok keyifli. Ben sırf onları dinlemek için bile oynuyorum. Aynı zamanda loot veriyor. Booster veriyor oyunda kullanabilmeniz için. Mesela 2 saat drop rate yükseliyor ya da drop kalitesi yükseliyor falan filan. Ya da şey de veriyor aynı zamanda, her bu mesela 15'lik seti, Mr. Thorne setini bitirdiğiniz zaman mesela size bir skin gönderiyor o. Gidip sosyal kısmından ama oyunun kendisi keyifli değil mi? Oyunun kendisi de keyifli yani. Hani hem de bilime faydası var, daha ne olsun falan. Güzel bir şey. Ben de ücretsiz bir daha oynamaya zaman ayıracağım. Ya benim için de aynı şekilde yani, hikaye almış bir şey değil ama her Borderlands oyununda olduğu gibi oynanış o kadar keyifli ki. Önemsemiyorum hikayeyi açıkçası. Yok, yok. Böyle hikayeyi önemsemek için başka oyunlarım var benim oynadığım. Öyle gibi mi? Planescape Torment'i bir daha oynamaya çalışıyorum. Evet. Ondan sonra yeni Pillars of Eternity var. Dead Sen Fire. Başladın mı Planescape Torment? Evet, ben başladım da. Geçen sene başlamıştım, devam edememişim. Şimdi ekstra zaman olduğu için baştan devam başladın ediyorum. Şimdi hatırlıyor musun geçen sene oynadığını? Devam ettin mi? Devam ediyorum. Lise zamanından hatırladığım bir şeyler var ama işte tam oyunun ortasında bilgisayar bozulunca baştan oynayamadık. Yani o zamanlar tabii şimdiki kadar kolay değil. CD işte çalışmıyor, sonra bir daha CD bulamıyorsun. Torrent morrent yok. Hatırlarım. Yani. Hani bir tane şey vardı. Eşekli bir indirme programı vardı. İmiyor. Öyle bir şeydi değil mi? Puan toplamaya çalışıyordun. Böyle bir profilin yüksek olması gerekiyordu falan filan. İllegal şeyler yani. Lütfen Zeynep Hanım. Yani. Evet. Sonra. Başka ne oynuyordun çok? Sanki hiç kimse yapmadı. Mestan da şuradan bize bakıyor somurtarak. Hiç kameraya girmek istemiyor bu sefer. Köşesi buradaydı ama kutu bulmuş. Aşağıdan. Orada kutunun içinde oturuyor. Kutunun içinde oturuyor. Neyse. Planescape Torment güzel gidiyor. Onun dışında çok yoğun oyun oynayamadığım zamanlar daha eğlenceli sandbox'lara vuruyorum tabii ben her zamanki gibi. Oxygen Not Included oynadım. Harika. Bize biraz bahset o zaman. Ben ona en son Early Access zamanı şöyle bir baktım. Clay oyunu dedim. Güzeldir bu dedim. O zaman çok sorunları vardı ilk başlarda. Sonra bakarım dedim. Daha bakmadım. Evet. Çıkmış mı? Evet. Ben baktım. Bilmiyorum. Early Access yazmıyordu satın aldığımda. Yok, çıktı. Çıkmış o zaman. Okay. Ben gördüm. Clay'i seviyoruz. Tabii Don't Starve bayağı oynadım. Artık kaç saat oynadım bilmiyorum. 200 saat mi? Bayağı bir oynadım Don't Starve. Ben de Invisible Ink'i çok severim. O kadar güzeldi ki bir sonraki oyunlarına çıkmadım. Benim bu şey gibi sevdiğim bir şarkı olduğu zaman sonsuza kadar loop edip o şarkıyı dinliyorum. Diğer şarkıya geçemiyorum albümdeki. Çok salak bir huy bence. Estağfurullah demene gerek yok. Gerçekten salak yok, bir gerçekten öyle. Don't Starve oynamaktan Oxygen Not Included'a hiç başlayamamıştım. Başladım ve hiç pişman değilim. Çok yaratıcı ve çok keyifli bir oyun. Yani Rimworld'a benziyor birazcık. Onu oynamadım. Bir tane çorba yaptığımız oyun vardı ya. Evet. PlayStation'da. Evet. Neydi onun adı? Nam Nam. Galaxy. Nam Nam Galaxy. Uydurdum ben. Dur bir bakayım. Ona bayağı benziyor. Nam Nam Galaxy, evet. Ona bayağı benziyor. Neyse. Bakmayayım işte bir grup insan bir yere daha kalitelisi bir şeye, gezegene düşüyor ve oradan yani bir şeyler yanlış gidiyor, oraya düşüyorlar. Hı-hı. Gezegenin yüzeyine çıkıp bir roketle gitmeleri gerekiyor. O türün bir adı var mıydı diye düşünüyorum. Ama yani o kadar şey ki çok zorluklar var, işte oksijen yok. Tuvaletini yaptıktan sonra elini yıkamıyor. Böyle bir mikrop kapıyor. Suya mikrop bulaştırıyor. İşte kişilik özellikleri var. Birinin mesela mesanesi küçük.
hemen tuvalete gitmesi gerekiyor. Bekleyemiyor. Her resource tarafı. Resource management değil de ne? İşte birisi bir yere işediği zaman herkesin morali bozuluyor. İşte sırf o pis suyu rafine etmek için bir şeyler kurman gerekiyor. Gerçekten gerçek zorluklar yani. Green World'a construction ve management diyor. Öyle bir şey. Çok severim ben de inşaat öyle. Ve idare. Öyle idari ama. İşler. Değil mi? Evet. Bakayım oksijen notu. Üniversitelerde öyle bir bölüm olur. İnşaat ve idari işler. Ona da öyle bir şey diyordur. Ne olacak yani? Şey, survival simulation diyor. Survival yani simulation. Ama Surviving Mars'ı da beğenmiştim. Ben demek ki seviyorum bu tür türleri. Ben survival simulation olaylarını çok seviyorum. Genel olarak simülasyon sevdiğim için zaten. Komik de zaten yani Clay olduğu için arkasında böyle karanlık bir komedisi var. Örneğin ilk yapıp yiyebildiğin yemek çamur ve sudan oluşan bir goop var gibi bir şey. Adı da Mush. Yani. Diyor ki açlıktan ölmekten biraz daha iyi. Keyif alıyorsun yani. Beğendin. Evet beğendim ama ben biliyorsun beni 5-10 saat oynarım böyle sandbox oyunları. Sonra daha hikayeli oyun istiyorum diye oraya geçerim. Yani aslında demek ki beynin sandbox ihtiyacı var. Bir dikkat dağıtma ihtiyacı var. Beynin sandbox ihtiyacı. Evet günlerimiz böyle Gökçen'in benimle alay etmesiyle geçiyor ama artık vız yani. Malzeme yıllardır bol yani. Hiçbir şey yok. Ben ne oynadım başka söyleyeyim mi? Söyle yani zaten söyleyeceğim. Ben bir klasiğe döndüm arkadaşlar. Bu karantina zamanlarında arkadaşlarımla hemen hemen herkeste olan bir oyun olduğu için Left 4 Dead 2'ye döndüm. Arkadaşlar çok da keyifli oynuyoruz. Şöyle haftada 1-2 saat sadece akşamları buluşup bir kampanya oynayıp kapatıyoruz. Haritaları da hatırlamıyoruz zaten. O yüzden her seferinde yeni bir şey seçmeye çalışıyoruz falan. Çok stresli son ana kadar yani. Asla ne olacağını bilemediğin bir oyun. Eğer haritayı falan artık ezbere bilmiyorsan her şeyi yani. Stresi onun keyfi zaten. Evet evet çok keyifli. Ben normalde hani aşırı stresli oyunlardan hoşlanmam falan ama bu parti oyunu gibi olduğu için parti survival, co-op survival olduğu için seviyorum yani. Bayağı keyifli oluyor. Bir şey düşünüyorum. O adrenalin hissettiriyor ya o oyun. Bir tane de şu bilgisayar masasının altına bir bisiklet koysak. Bir yandan da onu böyle sürsen İkili kardiyo olur mu acaba? Bir egzersiz yerine geçer mi? Ne düşünüyorsun? Hayır. Böyle saçma bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Normal. Beyin spor için kardiyo. Left 4 Dead 2. O bu arada ben o şeyi muhabbetini çok duydum ya. Spor şeylerinde, forumlarında falan. Ya şu masanın altına bir şey koysak. Ben de düşünmüştüm zamanında. Bir böyle pedal koysak iki tane. O işler olmaz. Arkadaşlar. Hayır olur. Pedal koy. Çevir. Elektriğini yarat. Ya bir kere çok güzel olurdu. Pedal çevirebilmek için seni şöyle yatay yatıp ayağını aşağıya uzatman gerekir. Yoksa dizlerin masaya çarpar zaten. Evet ona göre. Onu yapsan bile böyle nasıl çalışacaksın? Ne verim almayı bekliyorsun? Beynin elektriğimi bunu üretmeyi yaparken bekliyorum. Zaten yorulacaksın. Ve yani bu iyi bir cycling pozisyonunda değil. Bisiklet çevirme pozisyonunda pozisyonu değil. Ona göre. Hayır canım bisiklet şeyinin üstüne otur. İşte eliptik bisikletin üstüne oturarak çalış. Klavyesiz mi çalışıyorsun sen? Yüksek olsun şey. Klavyede yani konuşursun, yani. Yazar böyle otomatik olsun. Programlar var. Yeni omuz sorunlarına. Neyse. Ona göre ergonomik bir setup'la. Uzatmayalım arkadaşlar, o iş olmaz. Ben o işin her açısına baktım. Merak etmeyin, o iş olmaz. Normal spor. Tembel sporcunun oturarak spor yapma hayalleri. Evet, olmaz o iş. Evet efendim, ondan sonra bu arada küçük bir de haberim var hazır Valve oyunlarından bahsetmişken. Half-Life'ın bütün oyun müzikleri şu an streaming hizmetlerine gelmiş durumda. Yani Spotify, Apple Music falan kullanıyorsanız artık buralardan dinleyebilirsiniz Half-Life soundtracklerini efendim. Güzel oldu bu haber verdiğim. Ben bilmiyordum bunu. Yeni oyun da dahil olmak üzere, eski oyunlar da dahil olmak üzere. Hepsi. Evet. Evet. Başka oyun oynamıyorum. Ben onun dışında yeni bir şey de okumuyorum bu aralar. Doktora okuması yapıyorum. Onun dışında makaleler falan okuyorum bazen ama bilimsel makale değil yani. Böyle bir bu karantina zamanında nasıl hayatta kalınır şeklinde daha çok ruhsal sağlıkla ilgili ya da nasıl motivasyonumuzu, neşemizi yüksek tutacağız. Bize ipuçların var mı? İpuçlarımdan biraz da sporda da söz edeceğiz ama bence en büyük bence en büyük ipuçlarından birisi sakin olmak öncelikle. Hayat akışına evet. Bırakmak. Yok, oraya girelim.
Sen bir şey okudun mu? Okuduklarından söz etmek ister misin? O zaman küçük, önce. Küçücük ben bir bahsedeyim. Ben arkadaşlar Devil May Cry 5 izliyordum. Yani oyunu izliyordum. Çünkü benim için oynamak için fazla stresli, fazla aksiyonlu bir oyun. Ama tarzını çok seviyorum. Görsel yani sanat... Sinematografisi. Öyle de denebilir. Sanat yönetmenliği. Sanat yönetimini çok beğendiğim bir oyun olduğu için izlemek istemiştim. Aynı zamanda konusunu da her zaman merak ediyordum. Beşi izleyeyim dedim ben. İzlerken orada V diye bir karakter var. Kendisi böyle elinde bir kitapla dolaşıyordu. Bu da William Blake'in The Marriage of Heaven and Hell kitabıymış. Ben orada böyle Google'layarak buldum onu. Hı hı. Kolay zaten. Dedim ben bunu bir okuyayım. Sonra ben bunu bir okudum. Türkçe'ye çevrilmiş mi acaba? Ya basılmış mı Türkiye'de acaba? Sen oradan bak bakalım. Türkçesi varsa basılmıştır kesin. Öyle bir ünlü kitap yani. Efendim oradan da kendisini çok ilginç buldum. Zaten çok aşırı derecede kısa bir kitap. İçinde Proverbs from Hell diye bir bölümü var. Cehennem deyimleri mi? Cehennem. Cennet ve Cehennem'in Evliliği. Cennet ve Cehennem'in Evliliği kitabında da arkadaşlar William Blake'in. Bu Proverbs from Hell kısmı bu V karakterinin elinde taşıdığı ve oradan sürekli alıntı yaptığı kısım. Neyse ilginç bir kitap. Çok kısa bir kitap. Okumanızı öneririm. Değişikti gerçekten de. Oradan da tabii Dante's Inferno'ya atladım. Şimdi onu okuyorum. Ya, çok ciddi şeyler okuyorsun hiç. Bu dönemde. Çok memnunum bunları duyduğuma herhalde. Niye ciddi olmayan şeyler okuyayım ki değil mi arkadaşlar? Yani bazı insanlar stres altında daha da ciddi okumaları, ciddi filmleri, ciddi şeyleri kaldıramayabilir. Hep neşeli şeyler isteyebilir. Örneğin ben korku ya da drama filmleri izleyemiyorum bu aralar. Nasıl drama, sen oyun oynayamıyorsun? Evet, drama... Ben böyle şey istiyorum, mutlu şeyler görmek istiyorum hep. Çünkü şimdi ailemi ziyaret edemiyorum, arkadaşlarımı göremiyorum. Anlayabiliyorum, o kafayı da anlayabiliyorum. Benim kafam çok aktif bir kafa olduğu için benim böyle sürekli meşgul edecek... Komedi bulamıyor musun? Yok, komediyi seviyorum ama böyle bir yandan da beni düşündürecek uğraşlarla sahip meşgul olmam gerekiyor. Komedi de düşündürebilir insanı. Hem güldürürken düşündürür diyorsun. Ya da yani drama olması gerekmiyor her şey. Bak sana çok düşündürücü bir şey söyleyeceğim. Bu Rotterdam'da bir binanın üzerinde yazıyor. Siz de düşünün arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Ve bomba geliyor. Kimin dediği yazmıyor. O yüzden referans veremeyeceğim. Binanın üzerine yazmışlar bunu. Diyor ki aynı kalmak için değişmek zorundayım. Benim beyin yandı şu an. Zaten çok şey kalmamıştı. Gitti yani işte. Bu yani bak drama değil, buymuş. Korku değil. İşte şey düşündürüyor insanı ve gülümsetiyor. Aa evet. Ben hiçbir şey anlamadığım gibi gülümsetmedi de beni. Aynı kalmak için değişmek zorunda. Çünkü zaman değişiyor. Seni ona ayak uydurabilmek için aynı yani ya da aynı fiziksel ya da duygusal güçte kalabilmek için durmadan değişmen, şu anki halinden değişik şey yapman gerekiyor ki aynı seviyede kalabilir. Ben böyle yani, yorumladım. Yani evet durmak varlığı. Yok yani hep ileri hep ileri. Ben çok ya çok mantıklı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben şu an zaten benim beyin kapasitem yarım yani ben anlamamış olabilirim. Ama anlamış da olabilirim yani ve saçma olabilir. Bence yani. Sus. Bence size sus. Bırakıyoruz arkadaşlar. Yorumu size bırakıyoruz bunda. Efendim işte böyle yani okuduğumda budur yani. Evet, çok güzel. Da bir şey okumadım yorumu. Asıl iki dizi var konuşmak istediğimiz. Benim de iki dizi var konuşmak istediğimiz. İkisini de ikimiz de izliyoruz. İkisini de ikimiz de izliyoruz. Bu bir mucize. Bu daha önce görmüştük. Aynı zaman aynı zamanda olmuyor genelde. Evet, iki tane olmuyor en azından arkadaşlar. Hem de biri Netflix dizisi bile değil. Bakın şu işe nasıl oldu bu. Ondan aldım. Ben ayarttım Zeynep'i. Evet, birincisini Batwoman. Batwoman. Tabii ki Catwoman sanarak izledim ilk bölümün yarısını. Allah Allah diyorum. Allah Allah. Nasıl böyle? Batwoman. Güzel. Güzel olmuş. Güzel. Arkadaşlar şöyle. Şimdi kas gösteriyorsun ha ben de. Estağfurullah. Batwoman Google'ladığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki işte Google puanı yani kullanıcıların puan verdiği neresi varsa IMDb çok düşük. Bunu sevgili pardon. Mestan bu sefer arkasını dönüp oturmuş. Evet. Sevgili beyaz erkek izleyicilerin yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü çok düşük puanı. Çok düşük puanı oralara bakarsınız ama mesela Rotten Tomatoes'da reviewer puanlarına baktığınız zaman %70'lerde ki bayağı iyi bence.
Ya yapım olarak bayağı kaliteli bence ama şey evet bence de bir böyle o... eksileme olayı var yani böyle Metacritic eksilemesi vardır ya oyunlara o giderler ama toksik davranış basarlar. Demek istiyorum buna. Evet hoş değil. O davranış şemasını ben de görüyorum orada ama zaten görmemek imkansız yani imkansız. Kadın durmadan işte şimdi Batman kıyafetini benim bana göre yaptığın zaman evet. Kadına göre yaptığın zaman güzel olacak özellikle falan filan şeyler. Zaten ilk şeyde fragmanda çok tepki çekmişti. Bayağı çünkü altını çize çize feminist bir dizi olduğunu göstermişlerdi. Çok fazla altını çizdiği düşünüldüğü için bayağı bir eksilenmişti. O zamandan bir garez vardı zaten. Ama evet. Dizinin kendisi gerçekten ben süper kahraman dizilerini ya da filmlerini çok ilgiyle takip eden bir insan değilim. Tek sevdiğim süper kahraman da Batman'dir zaten. Bu da Batwoman zaten. Ama yani aynı arkadaş evrende yani. Şimdi bir ton güçlü erkek hikayesi var. Değil mi? Onlar evet. Da ben böyle bir adamım, böyle bir adamım diye maskülen deliriyor. Bir tane de güçlü kadın hikayesi olsun. O delirsin işte kadına göre olacak kadına evet. Kadına diye. Yani buna niye bu kadar deliriyor insanlar anlamıyorum. Bir o kadar saniye, hikaye var bizim de olsun. Donduk. Donduk. Eliniz şuna değmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Belki. Donduk. Niye donduk? Stop. Pause var. Pause mı var? Şu an bizi göremiyor olmanız lazım. Kapatmam lazım Zeynep.